Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bir pazar sohbetlerinde 3. videomuzda hep beraber birlikteyiz arkadaşlar. Sizlerin WhatsApp grubumuzdaki ve YouTube adresimizdeki videoların altına yorum yazan arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu şekilde videoları çekmeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Aslında şu anki konumuz çok güzel bir konu arkadaşlar. İşi bitirme ve işi bitirme sorumluluğu ve iş ahlakı ile ilgili bazı önemli konulardan bahsetmek istiyorum. Aslında sektörde bizim de çokça yaşadığımız durumlardan bir tanesi. Gruplarda belki denk gelmişsinizdir arkadaşlar. İşte 10.000 TL'lik işi 2.000 TL'ye yaptılar, 5.000 TL'lik işi 1.000 TL'ye yaptılar gibi konulara denk gelmişsinizdir. Ve bu konuları alıp tekrar kendi WhatsApp gruplarınızda veya kendi camianızda mutlaka paylaşmışsınızdır. İşte bu iş bu kadar yapılır mı? Neden bu kadar yapılıyor gibisinden. Arkadaşlar emin olun, o yapılan işin devamlılığı ve sürekliliği olmaz. Olmuyor. Yani öyle söyleyeyim ben size. Kesinlikle olmuyor. Yani bize gelen geri dönüşlerden o işin devamının olmadığını, işi yaptıran kişinin tekrar tatilata soktuğunu, tekrar yeni bir arkadaş aradığını mutlaka duyuyoruz. %80'lik işler böyle arkadaşlar. Düşünsenize, siz 3+1 daire, 4+1 daire için tasarım yaptırmışsınız. Mimarınıza dışarıda render yaptırmışsınız. Render sizin verdiğiniz fiyatın, yani dışarıda 10 bin lira yaptıracağınız render'ı, yani kaliteli bir şekilde yaptıracağınız render'ı merdiven altı tabir ettiğimiz kişilere 2500 TL'ye veya 2000 TL'ye yaptırmışsınızdır. Daha sonra dönen iş sizin ne reklamınıza yaramıştır, ne de sosyal medyada veya farklı platformlarda reklam kısmına yaramıştır arkadaşlar. Tekrar iş yeniden başkasına, tekrar farklı fiyatlara tekrar yaptırılmıştır. %80-90 oranındaki bu işlerin hem zaman hem para kaybından dolayı hem de müşteri kaybına neden olmaktadır arkadaşlar. Aslında bunun sebeplerinden bir tanesi işin ehil kişilere yaptırılmaması arkadaşlar. Karşıdaki insanın, yani işverenin de ucuza kaçarak 3 boyut veya diğer meslek dallarındaki işleri çok ciddiye almadan ucuza kaçmak zihniyetiyle arkadaşlar işi kaliteli kişiye yaptırmaktan ziyade daha düşük, daha az fiyatlı kişilere yaptırıp aslında kendi reklamını bir yönde kendisi örselemektedir arkadaşlar. Öyle bir durum söz konusu. Bu konumuzda işi bitirme ve iş sorumluluğu konusunda bazı önemli bilgiler paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Aslında iki türlü bu konuda, yani bu konuyla ilgili yaptığım araştırmalarda arkadaşlar iki türlü bir sonuç çıkıyor. Bir tanesi profesyonel kişilerin işi ucuza alması, işin yarısında havlu atması. Hani bazen de şöyle bir durum oluşabiliyor. Bazen bizim de başımıza geldi. Yani büyük işlerde işte atıyorum almış olduğunuz işleri o işin daha az düşük miktarlarda aldığınızda bilgisayarın başında çalışırken işlerin yoğunluğu sırasında, tadilatların yoğunluğu sırasında şöyle bir düşünceye kapılabiliyorsunuz. Ya bu işi ben neden aldım? İşte bu iş aslında bu işin ederi şuydu deyip işin biraz daha stresli geçmesine neden oluyor arkadaşlar bu iş. Aslında ikinci kısım ise işinde ehil olmayan, yani işi konusunda profesyonel olmayan insanların, arkadaşlarımızın bu işe girmesi ve işin ortalarında yine havlu atması arkadaşlar. En önemli konulardan bir tanesi bu. Yani sonuçta şöyle bir durum söz konusu. Siz 10 bin liralık işi 2000 TL'ye yaptırıyorsanız o iş üzerine arkadaşlar tadilat beklemeyin. Bu iş biliyorsunuz, bakın, modelleme, render, görselleştirme, Photoshop işlemleri, animasyon işlemlerinin hepsini bir arada yapıyorsunuz. Daha sonra siz karşı taraftan tekrar bir de tadilat bekliyorsunuz. Yani 10.000 TL'ye yaptığınız işi 2.000 TL'ye yaptırıyorsanız o işten böyle bir tadilat beklemeyin arkadaşlar. Çünkü bizim yaptığımız iş gerçekten tadilat ve düzenleme gerektiren bir iş. Yani siz tasarım işinden bahsediyorsunuz. Şimdi mimarlarla, iş mimarlarla çalışıyoruz. Onların göndermiş olduğu tasarımları, render işlemleri yaparken onların göndermiş olduğu, bizim göndermiş olduğumuz doneler sırasında onların bakış açısına göre tekrar tekrar düzenlemek zorunda kalıyoruz. Şimdi bu işte siz 10.000 TL'lik bir işi 2.000 TL'ye bitirmek mümkün mü? Ya bu şekilde mümkün değil açıkçası. Bir yerde havlu atmanız olası. Zaten işlerin %90'ı bu şekilde yürüyor arkadaşlar yani. Vur kaç taktiğiyle. Hani bu merdiven altı tabi ettiğimiz insanlara yaptırılan işlerin birçoğu vur kaç taktiğiyle. Yani kaç taraftan ne kadar koparabilirsem, işte Lumion'da Lumion ekran görüntüsünü alıp göndereyim. TV Motion'da koyayım, işte render'a basmadan kullanıcıya göndereyim. V-Ray Render'da işte ışıkları ve render kalitesini ayarlamadan, çok fazla efor girmeden göndereyim diye. Bu şekilde ehil olmayan kişilerin oluşturmuş olduğu bir iş portföyü var arkadaşlar. Aslında bu insanlar vur kaç taktiğini ben şundan diyorum. Gruplarda işte
verilen iş tekliflerine çok düşük miktarlarda iş teklifi verildiği için işveren de aslında bunu kendine kar olarak görüyor. Yani nasıl olsa diyor ben 10 bin liralık işi verdim, 2 bin liraya yaptıracağım. Aslında 10 bin liralık yapılan işle kalite farkı çok fazla olmayacaktır diye düşünüyor. Ama sonuç öyle olmuyor arkadaşlar. En sonunda işverenle yapılan kişi arasında papaz olunuyor. Tabii elemanı bulabilirseniz orası da ayrı bir konu. Bununla ilgili çok fazla örnekler var arkadaşlar. O örneklerden bir tanesini bahsedeceğim. Bir arkadaşımız bir iş yapıyor. Bunu tabii Lumion'da ekran görüntüsü olarak yaptığı için yani render falan yok yani. Tabii gruplarda birçok kişiye iş teklifi veriyor. Yani özelden yazıyor, işin yarısında IBAN gönderiyor, işte para istiyor, işi parayı alınca aldığı paradan sonra ortadan yok oluyor. Bunun gibi insanlar çok fazla arkadaşlar. Yani sektörde zaten sektördeki bu fiyatları düşünen insanlar bu şekildeki fiyatları düşürüyor. Yani yoksa normal şartlarda 3+1'e 4+1'e verdiğiniz miktarların bu kadar düşük miktarlara yapılması imkansız. Siz bunlardan 2D kat görüntüsü almanız, odalardan 3'er 4'er tane render karesi almanız gibi durumlar söz konusu. Düşünsenize 3+1'de 4 tane 5 tane oda var arkadaşlar. Yani salondan en az 4-5 tane kare gerekiyor. Mutfaktan en az 3 tane kare gerekiyor. Onun bir kat görüntüsü, kat render'ı var. Tadilatlar ortaya çıkıyor. Bu projelere sadece mimar bakmıyor ki. Oturacak kişinin annesi babası herkes bakıyor. Yani eşinden tutun herkes bakıyor ve bu özellikle villa konularında bütün sülale bir devreye giriyor. Böyle de bir durum var. Tadilatlar devreye giriyor. WhatsApp'tan haberler, mesajlar havalarda uçuşuyor ve ortaya bir tadilat söz konusu oluyor. Sizin zaten yapmış olduğunuz tadilat, ana yapmış olduğunuz projenin fiyatı kadar bir tadilat ortaya çıkıyor arkadaşlar yani. Yani siz bu işi yaptıranlar için söylüyorum. Yani bu işi belli miktarlarda yaptırmadığınız işin alt seviyelerde merdiven altına yaptırmanız çok imkansız arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim işimiz aslında görselleştirme işi, reklam ve pazarlamaya biraz adım atan bir iş. Bizim çıkarmış olduğumuz gerçekçi görsellerin işveren tarafından tasarlanması, yani işveren tarafından reklama sokulması, karşı tarafında albenisine bakış, yani bakış tarzı olarak albeni olarak bakması aslında bizim yaptığımız için kalitesini gösteriyor. Çünkü sen ne kadar kaliteli görsel ortaya çıkartırsan karşı tarafında ona bakış açısı, ona olan algısı farklılaşacaktır. Şimdi iki tane görüntü düşünelim. Bir tanesi 2000 TL'ye affedersiniz yalap şalap yapılmış, hani Anadolu tabiriyle üstün körü yapılmış bir çalışma. Bir tanesi de gerçekçi görsel 10.000 TL'ye yaptırdınız diyelim mesela. İkisi arasındaki reklam farkı inanılmaz bariz arkadaşlar. Çünkü biz müşterilerden de bunu aldık, geri dönüşünü aldık. Gerçekçi ve kaliteli görsel verdiğinizdeki müşterilerden aldığınız geri dönüşlerle düşük kalitedeki görsellerin size olan dönüşü çok farklı arkadaşlar. Bu bir gerçek. Biz bunun dönüşlerini aldık. Ve aynı zamanda ikinci dönüş şu arkadaşlar, müşteriden aldığımız, bakın bunu ben tecrübe olarak sizden anlatıyorum ve bu konuda sizlerin de tecrübe kazanması için bu videoları çekiyorum. Ufuk Bey, biz bir işi verdiğimizde, genç bir arkadaşımıza işi verdiğimizde o arkadaş işi bitirme sorumluluğuna sahip olamıyor. İşin yarısında bu işi bırakıp gidiyor gibilerinden biz çok fazla mesaj aldık ve telefon konuşmalarımızda bize gelen işlerin arkadaşlar %50'den fazlası bu şekilde. Bakın bana iş geldiği için veya iş yaptığım için söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın bunu. Veya şöyle bir durum söz konusu. Müşteri arıyor. Müşteriyle konuşuyoruz. Diyoruz ki bu işi kime yaptırdınız daha önce? İşte genç bir arkadaşımıza yaptırdık. Ama işin sorumluluğunu ve işi bitirme sorumluluğu, işi bitirme olgunluğu olmadığı için tekrar yeniden iş yaptırılıyor. Bakın 5000 TL'lik iş 2500 TL'ye anlaşılmış. 2500 TL'nin yarısı gönderilmiş, yarısı iş sonunda verilmek üzere anlaşılmış ama işin yarısında arkadaş havlu atmış, daha sonra yeniden bir çalışma arkadaşı aranmış, hem zaman kaybedilmiş hem para kaybedilmiş, tekrar yeniden iş için tekrar yeniden bir vizyon oluşturulmaya çalışılmış. Para kaybettin, zaman kaybettin, müşteri kaybettin, en önemlisi de prestij kaybettin. 10.000 yani 2000 TL'lik işe 10.000 TL'lik işe 2000 TL'ye verdin. Buna değer miydi? Değmezdi. Çünkü sen ilk baştan çok güzel bir kaliteli bir ücret verip kaliteli insanlarla çalışırsan ortada hiçbir sorun kalmadan devam eden bir süreç olur arkadaşlar. Bu kısaca arkadaşlar benim araştırmalarımda ehil olmayan insanların, işi konusunda profesyonel olmayan insanların bu işe girmesi ve işin yarısında o sabrı gösterememelerinden kaynaklı. Çünkü kendine güvenemeyen, kendi işi üzerinde profesyonel olmayan bir insanın karşı tarafa isteyeceği fiyat aslında düşük fiyattır arkadaşlar. Düşük fiyat aldığında da işin ortasında
o fiyata neden çalışıyorum gibi bir hissiyat doğduğu için ortalarında, işin ortalarında havlu atmak zorunda kalıyor ve işi yarım bırakıyor veya kaçıyor. Karşı tarafla ya mahkemelik oluyorlar ya farklı bir şey oluyor ve karşı tarafa ulaşamıyorsunuz. İşveren tarafından baktığımız zaman arkadaşlar, ondan sonra zaten iş para ve zaman kaybıyla bir köşede duruyor ve tekrar yeni bir arkadaş aramak zorunda kalıyorsunuz. Diğer türlü ustalar konusunda müşterilerimizden mesela biz hani evin içerisinde biz sadece 3 boyutlu tasarım yapıyoruz. Bazı müşterilerimiz hani hem tasarım, bazı arkadaşlarımız var tasarım yapıp da hem aynı zamanda tadilat işlerini yapan arkadaşlarımız var. Müşterilerimizle konuştuğumuzda arkadaşlar, işte bazı arkadaşlarımızla konuştuğumuzda evlerine çağırdıkları ustaların gerçekten işi yarım bıraktıklarını, bir şey söylendiği zaman bozulduklarını, yani bir şey söylüyorsun adama bozuluyor. Yani şunu ben anlatayım. Kasabamızda bir iş yaptırıyoruz. Biliyorsunuz buradan kasabaya, yani şehirden kasabaya işçi götürmek zor arkadaşlar. Şimdi buradan götürüyorsunuz, adamın orada kalacak yerini, yemek, yol masraflarını hepsini karşılamanız gerekiyor. Buradan götüremediğiniz için oradaki taşradaki ustalarla mecbur çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Adam zaten yarım yamalak bir iş yapıyor arkadaşlar. Çağırıyorsunuz adamı. Adamın yaptığı iş kalite belli. Bir şey oluyor, kaçıyor, küsüyor, umursamıyor. Veya farklı şekillerde bir diyalog yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Bunun gibi örnekler çok fazla arkadaşlar. İnsanların kendilerini geliştirmemesi, usta olmadan usta oldum markasını kendi üzerine almaları gibi birçok söz konusu. Yani bu sadece bizim işimizde veya ustalarda değil, araba tamircilerinde de aynı şey söz konusu. Arabanızı mesela alıp götürdüğünüzde, mesela otosanayiye götürdüğünüzde birçok kişi bu konuda çok fazla sorun yaşamış olabilir. Ben de bunlardan biriyim aslında. Anlatsam hani roman olur derler ya, aynı onun gibi eski arabalarımız vardı. İşte eskiden kullandığımız arabaları götürdüğümüzde ustalarla beraber. 1 TL'lik işi 3 TL'ye yapan mı ararsınız? İşi yarım yamalak yapan mı ararsınız? Daha sonra cumartesi pazar mesela çalışıyorsunuz. Cumartesi pazar arabayı yaptırdınız. Hafta içi tekrar bir daha gittiniz yaptırmaya. Çünkü bozuldu. İş yerinden izin alıyorsunuz. Yarım yamalak bir iş yapılmış. Tekrar bir daha gidiyorsunuz. Bununla ilgili birçok böyle arkadaşlar diyaloglar yaşadık. Aslında işte işin ana damarında, işin ana noktasında ehil olmadan işe girmek, profesyonel olmadan profesyonel oldum demek gibi durumlar bizim ülkemizde çok fazla arkadaşlar. Bununla beraber çok fazla fiyat istenmesi, karşılığından o fiyata karşı bir kalite alınmaması, daha sonra müşteriyle papaz olunması gibi birçok durum söz konusu arkadaşlar. Bunlarla ilgili ben bazı notlar almıştım ama işin gerçekten önemli merkez noktası işin ortasında, yani işin kısmında profesyonel olmayan, ehil olmayan iş anlayışından geliyor arkadaşlar. Çünkü insanlar birkaç sene çalıştıkları zaman o işte ehil olduklarını, profesyonel olduklarını düşünüyorlar. Aslında ehil olmak demek bir iş içerisinde çözümler üretmek demek arkadaşlar. Siz gittiğiniz ortamlarda, yaptığınız işlerde o ortama göre, o kişiye göre çözüm üretemiyorsanız gerçekten profesyonel değilsiniz arkadaşlar. Onu da ben söylemek istiyorum. Bununla ilgili bazı notlar almıştım arkadaşlar aslında. Aslında çoğunu anlattım. Yani bu aslında notların arasında birçok kişiden sorunların gelmesinden bir tanesi de arkadaşlar, dediğim gibi usta konusunda, ustaların iş anlayışı konusunda çok fazla şikayet geliyor. En basitten bizim yakın arkadaşlarımızdan birinin evinin mutfak yapılması, mutfak yapılırken su giderlerinin ve ıslak hacimlerin giderlerinin hesaplanmaması, daha sonra yeni bir usta aranması, bulunan ustanın çok yoğun olması. Bir de öyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Yani siz profesyonel bir usta buluyorsunuz ama ustaya işi yaptıramıyorsunuz. Adam mesela artık randevuyla çalışıyor. Yani ehil olan insanı bulduğunuzda bile, gerçekten araştırıp ehil olan insanı bulduğunuzda bile o insandan randevu almanız çok zor arkadaşlar. Baya baya uzun saatleri ve uzun günleri bulan bir durum oluşuyor. Adamlar çünkü çok yoğun. Piyasada böyle bir durum söz konusu. İşini ehil olarak yapan, profesyonel olarak yapan insan sayısı çok az arkadaşlar. Şöyle bir durum oluyor. İşte bu işte biz de çok karşılaşıyoruz. Abi işte piyasayı düşürdüler. Şöyle oldu, böyle oldu. Piyasa düşüyor. İşte yaptığımız için bir değeri kalmadı. Aslında tamamıyla yanlış. Onlar ucuza yapsınlar arkadaşlar. Yine size yarıyor. Çünkü yapılan iş tamamıyla %99'u yarım kalıyor.
tamamıyla iş yapılamıyor. Çünkü ehil olmayan kişilere iş verildiği zaman, gerçekten ucuza iş yaptırıldığı zaman o iş hangi işte olursa olsun geri dönüyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Bu durumla ilgili, bu konuyla ilgili ben de sizlerin yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Çok merak ettiğim bir konu aslında. Çünkü bununla ilgili herkesin yaşamış olduğu bir anı var. Bir diyalog var. Bu diyalog ve anıyı da bu yorumların altına, bu videonun yorumların altına yazarsanız arkadaşlar, diğer videolar için güzel konular bulmuş oluruz. Gerçekten mesela ben şimdi araba tamiri için biriyle konuştuğumda gerçekten bir anısı vardır. Yani bir kazıklanmıştır, bir şey olmuştur, bir macerası vardır mutlaka. Yani en azından hangi iş sektörüne giderseniz gidin mutlaka böyle bir problemi olan insanla karşılaşıyorsunuzdur. Sizler de mutlaka bir olayla karşılaşmışsınızdır. Bununla ilgili anınız varsa bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz 15 dakikayı buldu. Çok fazla pazar sohbetlerini uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Sektörde böyle bir problemler var ama bu problemlerin esas kısmı, yani bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza ben tavsiye edeceğim kısmı arkadaşlar, hangi işi yaparsanız yapın o işte gerçekten mükemmel düzeyde vizyon geliştirip kendinizi geliştirmeye bakın. Profesyonel olmaya bakın. Yani profesyonel olma, yani konu içinde dediğim gibi her konu içerisinde girdiğinizde o konu üzerinde vizyon oluşturmak, çözüm oluşturmak ve o çözüme doğru ilerlemek arkadaşlar. Yani hani bizim kendi yaptığımız işten mesela bir render motoruna girdiğimiz zaman onu öğrenirken, onu işimize uygularken orada bir vizyon geliştirmek, orada bir notlar almak, onun üzerine bir araştırma yapmak bunun vizyonu zaten yani. Siz de ustaysanız veya farklı bir işte çalışıyorsanız o iş üzerinde bir vizyon geliştirmeniz gerekiyor ki karşı taraftan aldığınız paranın ederi doğrultusunda çalışmanız gerekiyor. Bu işte iş ahlakı oluyor arkadaşlar. Yani bunun başka bir açıklaması yok. 2-2 daha 4. Yapılan işin kaliteli olarak müşteriye teslim edilmesi, temizliğinden tutun. Yani adamı çağırıyorsun eve, adam bir iş yapıyor, etraf yani pislik, affedersiniz. Yani hani tekrar sen bile temizliğe gidiyorsun yani. Bu bile işin aslında yapılma özeni, yapılma saygısı. Yani yapılan işin kendine olan saygısı insanın. Ya bunlar çok önemli konular arkadaşlar. Aslında bununla ilgili çok daha söylenecek şeyler var ama ben videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi sizin de bu konu üzerindeki yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. Videonun altına yorumlarınızı ve beğeninizi bırakırsanız arkadaşlar çok sevinirim. Pazar sohbetlerimiz devam ediyor. Eğer aklınızda olan bir düşünce, bir soru, bir gündemle ilgili veya gündem demeyelim de aslında gündem bizim işimiz değil. Bizim iş sektörünüzdeki sorunlarla ilgili bazı önemli konular varsa onlar videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.